Web Tekno'dan hepinize selamlar dostlar. Bu videomuzda Almanya'da geleceğin teknolojilerini göreceğiz birlikte. IFA Berlin fuarındayız. IFA Berlin dünyadaki en büyük elektronik fuarlarından biri. Ve bu yıl 100. yılı, o yüzden çok özel bir organizasyon var burada. Bizler de bunu kaçırmak istemedik ve geleceğin teknolojilerini sizlerle birlikte görmek, sizlerle birlikte deneyimlemek istedik burada. Fuar süresince buradayız ve bu kocaman alanı talan edeceğiz birlikte. Bütün teknolojileri size göstereceğiz. İsterseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve maceramıza başlayalım. Evet, burada da şu anda MSI'ın en gelişmiş kasalarını görüyoruz ama bu çok ilgimi çekti. Bu bir konsept model şu an dostlar. Özellikle şuradaki ahşap tutma kısmı ve içindeki yine ahşap detaylar barındıran fan kısmı çok hoşuma gitti tasarım olarak. Sordum, şu an için sadece bir konsept ürün, eğer talep olursa üretmeyi düşünüyorlar. Bence MSI için farklı ama çok güzel bir tasarım. Yani umarım talep gelir de bunu üretirler gerçekten. Burada da MSI'ın gelişmiş bir el konsolunu, Clive 8 AI modelini görüyoruz. Bunun da içerisinde Intel Ultra 7 258V işlemci yer alıyor. Bu tarz el konsolları bizim bildiğimiz anlamdaki konsollardan biraz ayrışarak aslında içinde Windows olduğu için bize bilgisayarda oynadığımız oyunları direkt bir el konsolunda oynama fırsatı sunuyor. O açıdan size de göstermek istedim. Şu an kamerayı tutacak biri olsa aslında şöyle bir Sonic oynamak isterdim. Ama yapacak bir şey yok. Neyse, güzel bir cihaz. Hoşuma gitti. Devam edelim. Burada da MSI'ın kendi deyimiyle lüks oyun tecrübesi söylemiyle öne çıkardığı Stealth 18 modeli var. MSI Mercedes-AMG Motorsport'un resmi sponsoru ve bu cihazda da bu sponsorluğu göstermek amacıyla AMG logosunu ve fan kısmında da yine AMG logosu şeklinde bir fan tasarımı görüyoruz. Donanım olarak ise Intel Core Ultra 9 185H işlemci var. Grafik olarak 4080 var, 12 GB GDDR6, 18 inçlik 120 Hz yenileme hızı olan %100 DCI-P3 renk gamutunu destekleyen IPS panele sahip bir ekran kullanıyor bu canavar. Aynı zamanda içinde MSI'ın yapay zeka motorunu da bulunduruyor. MSI'da bulabileceğimiz en yüksek teknolojilerden biri bu şu anda. Burada ilginç ürünler olabilir gibi doğuyor içime. Direkt karşıma Maserati standı çıkınca nasıl böyle bir hissettim. Maserati'nin scooter'ımı maaşımla alabileceğim tek Maserati bu olabilir mi? Bir özelliklerine bakalım. Hakikaten Maserati scooter yapmış abi. Red Dot bisiklet tasarım ödülü almış. Baya baya Maserati scooter yapmış. Çok acayip. Şu Maserati scooter değil de burada ilginç bir şey var. O da Unitree'nin robotları. Şu anda burada kumandayla yönlendirilen bir robot köpüş var. Otonom olsaydı sataşmayı çok isterdim ama şu anda zaten bir mantığı yok. Buradaysa bir humanoid robot var. Böyle bir şey ilk defa görüyorum. Ben de şaşkınım. Umarım çalışıyordur da bunu böyle size gösterme fırsatı bulurum abi. Humanoid robotu çalıştıracaklar birazdan. Biz de buna birlikte şahit olacağız. Üzerime koşarsa kaçarım, şimdiden söyleyeyim. Hadi bakalım. Tamam. Abi mükemmel ya. Ay, ayda. What happened? Vallahi adamlar o kadar humanoid robot geliştirmiş, denemiş, etmiş, ürünü fuarda sergileyecek kadar böyle geliştirmişler ürünü yani. Bu konuda özgüvenleri tamdı ta ki ben ürünü görene kadar. Gerçekten maşallah dediğimiz 3 dakika bile dayanmadı yani. Abi çok iyi dediğim anda direkt devrildi yere. Hani Reels'larda denk geliyoruz ya, işte humanoid robot testleri falan, işte tekme atıyorlar, itiyorlar, kakıyorlar falan. Ya onları izlerken böyle üzülüyordum ya, ne yapıyorlar falan gibisi de. Bunun düşüşünü görünce bir İçim cız etti yani. Yazık oldu ya. Nazar değdirdik. Yapacak bir şey yok. Neyse, biz ilginç ürünlerle devam ediyoruz. Burada uçan araba var. Türkiye'de de bu yönde girişimler vardı. Hatta uzun zaman önce bir röportaj yapmıştık bu konuyla ilgili. Şimdi fuarda karşıma bir uçan araç çıktı. Baya baya 8 motorlu. Markanın şu an iddiası dünyanın ilk gerçek uçan otomobilini üretmek. Hazır olduğunda, yani satışa çıktığında bir kişiyi taşıyabilen bir uçan otomobil haline gelecekmiş. Bu arada uçarken böyle bildiğimiz anlamda bir otomobil gibi durmuyor aslında. Kalkıştan sonra şu şekil yatıyor ve sanki bir helikopter gibi, hatta şöyle göstereyim. Şu anda kalkışını görüyoruz. Daha da yaklaşmaya deneyeyim. Mesela bakın, kalktıktan sonra baya baya bir drone gibi kalkacak ve ister düz bir şekilde istersek de bu şekilde yan yatarak yolcu taşıyabilecek baya baya 8 motorlu 16 pervaneli bir uçan arabadan bahsediyoruz.
Bu akıllı gözlüğün modeli de Vision AI. Bu da dünyanın ilk otomatik odaklamalı gözlüğü olarak geçiyor. Evet dostlar, şimdi gözlüğü denemek istiyorum. I'm looking far right now. Yeah. And fastly. I'm moving. Oh, it's really quick. Yes. It's really quick. Multiple time within a second. It changes. Az önce denerken de uzak bir noktadan yakın bir noktaya anlık dönüşlerimde bile netlik hemen geldi. Hemen. Ben şeyi bile hissetmedim. O kameralarda böyle bir flu'dan nete döner, netten flu'ya kaçar, bir gider gelir falan. Hiç öyle bir şey olmadı. Direkt anlık netliyor. Belki ortamın ışığıyla da ilgili olabilir. Şu an sonuçta bol ışıklı, yani bir telefon kamerasıyla bile güzel görüntüler toplayabildiğim bir noktadayız ama umarım daha böyle karanlık, yani düşük ışıklı ortamlarda da benzer bir performans sunuyordur. Yani neden finalist olduğu belli olan bir proje. Gerçekten çok güzel çalışıyordu cihaz. Umarım piyasaya çıktığında da böyle güzel geri dönüşler alır. Ulefon'u belki hatırlayanlarınız vardır. Doğru okunuşu nasıl bilmiyorum. Ulefon olabilir belki de ama biz Ulefon diyelim. Videoda öyle demiştik. Eskiden çok dayanıklı bir telefonu incelemiştik Ulefon'un. Burada da yeni ürünlerini merak ediyorum açıkçası. Çünkü Rockfon'ları Türkiye'de pek görmüyoruz. Ve hazır fuarda denk gelmişken size de bir göstermek istiyorum. Burada şu an gördüklerim arasında donanım olarak en üst seviye olan şu gördüğünüz MediaTek Dimensity 7050 olan model. Teknik özellikleri bir kenara, zaten daha çok dayanıklılığıyla öne çıkan telefonlar olduğu için şöyle bir tasarımına göz atmak istiyorum. Abi cidden taş gibi telefon. Ekranı 6.58 inç 120 Hz ekran yenileme oranında destekliyormuş bu arada. Şarj girişi gördüğünüz gibi böyle kapalı. SIM kart girişi de iğneli değil de bildiğimiz böyle hani tırnağın ucuyla çıkarılabilen tarzdan. 108 megapiksellik bir kamera koymuşlar. Aynı zamanda termal kamerası da var cihazın. Bir dakika, merak ettim ya. Bu termal kamerasını bir açmaya çalışacağım. Şimdi şöyle bir fuar alanına tutayım. Baya baya termal kamera abi. Güvenlik için baya iyi bir sistem. Yani abi çok acayip gerçekten. Bu arada sadece dayanıklılığı değil, 9600 mAh bataryaya sahip oluşu da bir acayip. Evet, bu cihaz askeri dayanıklılığa sahip bir cihaz. Zaten hani tipinden de belli oluyor. Burada direkt suyun içinde sergiledikleri cihazları görüyoruz. Suyun içinde, kumun ve buzun içerisinde sergiledikleri cihazlar. Zaten Ulefon'un esprisi bu. Yani amiral gemisi donanımları kullanmaktan ziyade biraz daha dayanıklılığa önem vermek ki bu cihazlarda askeri dayanıklılığa sahip cihazlar. Burada ise Dimensity 9300 Plus 5G'li işlemcili bir versiyon var. Bu daha da manyak özelliklere sahip. Hani bu 16 GB RAM'e artı 16 GB artırılabilir RAM'e sahip 10.600 mAh bataryası var. 120 Watt hızlı şarjı destekliyor kablolu. Kablosuz da 50 Watt hızlı şarjı destekliyor. Elimi alayım. Oha, oha, oha abi. Ses açma kapama tuşları falan çok cool ya. Bayağı ağır. Burada gram yazıyor mu bilmiyorum. Yazmıyor. Ama bayağı ağır. Çok acayip bir cihaz cidden. Şimdi biraz da Google standına bakalım. Burası da en kalabalık standlardan biri şu an. Ve Pixel 9 Pro X'ler şu an elime aldım. Almanya teknoloji fiyatlarında şurada görmüş olduğunuz Pixel 9'dan bahsetmiştik. Şimdi ise 9 Pro ve 9 Pro X'ler'ci gördüm. Özellikle şu kamera kısmı gerçekten çok orijinal duruyor. Şimdi biraz telefonu kurcalayalım. Yani şu anda bu cihaz görüp görebileceğiniz en saf Android ve en doğal Android. Google'ın kendi telefonu olduğu için diğer bildiğimiz tüm Android'lerden ayrışıyor. Yani gerçek anlamda Android telefon budur diyebiliriz. Teknik özelliklerine bakacak olursak Tensor G4 çip yer alıyor cihazda. 16 GB RAM ile birlikte geliyor. Depolamasına hemen bakalım. Bu 256 GB ama 1 TB'a kadar da seçeneği var telefonun. Umarım Türkiye'ye de resmi satış anlamında gelir. Gerçekten terapi gibi görüntü ya. Şu bulaşık makinesinin nasıl çalıştığını cam içinde göstermek çok basit bir fikir ama terapi gibi olay gerçekten. Acaba bizim 3 harfli marketlerden aldıklarımız da böyle mi çalışıyor? Bir de burada bir ilginç ürün var. Daha doğrusu burada birkaç ilginç ürün var. Burada şu an gördükleriniz farklı işlevler olan masaj aletleri dostlar. Mesela şu an önümdeki bu masaj aleti göz masajı için kullanılıyor. Direkt free trial yazıyor. Ay,
Abi, mükemmel bir şey ya. Şu anda gözümün çevresine bir ısı veriyor. Şu anda gözüm yanıyor aslında. Çok iyi. Hatta şöyle biraz daha indir. Uyurum valla. Bu AVM'lerdeki masaj aletleri vardır ya. Aynı onlar gibi çalışıyor. Yani o AVM'deki masaj aletinin o hareketlerinin gözünüze yapıldığını düşünün aslında. Onu yapıyor ama şu an herhalde yorgunluğumdan mı ya da placebo mu bilmiyorum. Çok çok iyi geldi. Yani az önce denediğimin pili bitmiş. Onu denemediğim yoldu zaten. Onu bir görme şansım yoktu dışarısında ama bunu da görebiliyoruz yani iç kısmında. Bununla dışarısında hani 180 derece görebiliyoruz. Ama bununla görme şansımız yoktu. Belki bu daha iyi bir deneyim sunuyor. Halbuki bilmiyorum. Ama bu da çok tatlı bir alet ya. Şu an çok iyi geldi ya. Burada bir acayip bir şeyler olabilir. Burada şu an yeni Honor Magic V3'ü görüyoruz. Honor'da, fuarda bütün ürünleriyle gövde gösterisi yapan markalardan bir tanesi. Honor Magic V3'e birlikte bakalım isterseniz. Hızı burada yakalamışken hemen şöyle bir detaylarına bakalım. Honor Magic V2'yi ana kanalda incelemiştik hatırlarsınız ve 10 mm'nin altında bir inceliğe sahipti. Bir katlanabilir telefon için gerçekten çok zarif bir tasarımı vardı. Honor Magic V3 ise ondan da daha ince. 9.2 milimetre kalınlıkla karşımıza çıkıyor. Teknik özellikler ise 5150 mAh'lik bir bataryası var. Evet, içinde işlemci olarak Snapdragon 8 Gen 3 var. 12 GB RAM ve artı 12 GB'ta artırılabilir RAM seçeneği var. 512 GB'lık bir depolaması var. 5150 mAh'lik bir bataryası var. Şöyle bir açabileydim iyiydi ya. Açabileceğim galiba tek elle. Evet, tek elle açma testinde yapmış olduk. Alışkın olmadığımız için böyle bir hani bir zorluyor ama açılıyor mu? Açılıyor. Çok ince ya. Cidden çok güzel telefon. Yani eğer katlanabilir telefon seviyorsanız Honor Magic V3'e bakmanızı tavsiye ederim dostlar. Akıllı şehir çözümlerinden bir tanesi yapay zeka destekli bir görüntüleme teknolojisi. Ama bunu isterseniz akıllı şehir sistemleri için yani işte yaya yolları veya işte trafik ışıkları için bir mobese niyetine de kullanabilirsiniz. Örnekte gördüğünüz gibi bir otobüs sürücüsünü takip etmek için de kullanabilirsiniz. Hani şöyle ara sıra Çin'den haberler görürüz işte toplum kameralarla takip ediliyor, işte ceza yazılıyor, ediliyor. O uygulama böyle kameralarla yapılıyor. Böyle bir teknoloji gördük. Yani kanlı canlı görmüşken size de bunu göstermek istedim. Şu anda MSI standındayım. Burada gözüme çarpan ilk ürün Creator Z17 HX Studio. Donanım olarak i9-14900 HX işlemci yer alıyor içinde. 8 GB'lık GDDR6 4070 ekran kartı var. 17 inçlik bir canavar şu anda IFA'da sergileniyor. Onun yanında ise MPG 2710 RX QD OLED monitör var. O da 26.5 inç 360 Hz yenileme hızına ve 0.03 ms gecikme hızına sahip. 3. jenerasyon MSI'nin QD OLED panelini kullanıyor ve içinde ısınmayı önlemek amacıyla grafen malzeme kullanılmış, geliştirilmiş termal çözüm olarak sunuluyor. Bu arada bu monitörde de yapay zekadan faydalanılıyor. İçinde oyun performansını arttırmak ve en iyi ayarları optimize etmek için bir yapay zeka uygulaması yer alıyormuş. Bu da IFA'da sergilenen MSI cihazlarından bir tanesi. Evet dostlar şu an Siemens standındayım. Aslında standlarından birindeyim çünkü Siemens de burada devasa bir alana ev sahipliği yapıyor. Diamond Protect isminde bir ocağı var ve çok ilginç geldi bana. Sizlere de göstermek istedim. Şu an burada gördüğünüz ocak gözlerini istediğimiz gibi pozisyonlayabiliyoruz ve büyük tencereler için veya işte büyük tava, grill her neyse yanmasını istediğimiz alanı buradan büyütüp küçültebiliyoruz. Burada tamamen kendi oluşturabileceğimiz bir ocak deneyimi sunuyor bize. Bu şu an yani işte mesela tencereler birbirine çarpmasın veya yakın olsun istemiyorsanız istersek ocağı şu şekilde pozisyonlayabiliriz veya çok büyük bir gözü burada yaratabiliriz. Bize böyle bir imkan sunuyor Siemens. Bu en gelişmiş modellerden bir tanesi. Onun yavrusu olan şu modele bakacak olursak da onda da pişirme sırasında yiyeceklerin yanmasını önleyecek bir Frying Sensor Pro isminde bir sensör varmış. Yanma durumlarına karşı ocağı otomatik olarak yöneten bir sistem. Ayrıca bu gördüğünüz ocaklarda kişiselleştirilmiş
gelişmiş bir pişirme deneyimi yaşamak için şu gördüğünüz kısımda bir açmaya çalışayım. Nasıl mesela burada ocakları kapatıp açıp çalıştırabiliyorsak aynı şekilde kendi istediğimiz gibi kişiselleştirilmiş pişirme modları da atayabiliyoruz ocak üzerinde. Böylece yemek pişirirken tamamen hani artık manuel ayarlamaktan kurtularak istediğimiz yemeği istediğimiz şekilde pişirmek adına ocağın enerjiyi o şekilde yönetebilmesini sağlayabiliyoruz. Hatta mesela burada örnekleri verilmiş. Fırınlardaki gibi aynı mantık. Nasıl mesela işte kırmızı et için 220 dereceyi ayarlıyorsak aynı şekilde ocakta da kişiselleştirilmiş bir mod olarak bunu atayabiliyoruz. Evet, şu anda size gösterebileceğim bir sağlık ürünü buldum. Beam.io adında bir çoklu sağlık takip ürünü. Bu yıl hem IFA'dan hem de CES'ten ödül almış. CES'ten inovasyon ödülü, IFA'dansa Best in Show ödülü almış. Yani yılın en iyisi ödülü gibi bir şeyden bahsediyoruz. Cihaz şu şekilde, size şöyle göstermeye çalışayım. Bunun esprisi ne diye soracak olursanız aslında bizim telefonlarla ya da akıllı saatlerle yapabildiğimiz bazı sağlık takip özelliklerini daha gelişmiş bir şekilde sunan bir cihaz. Cihazla birlikte EKG çekebiliyoruz. Aynı zamanda 72 saate kadar olan EKG verilerini de gösteriyor bize. İçinde aynı zamanda bir termometre de var. Yani basit anlamda da bir ateş ölçümü yapabileceğimiz bir sistem de yer alıyor içinde. Ama ayrıca içinde bir dijital stetoskop da var. Ama rahat görebiliyorsunuzdur belki. Şu anda demo olarak bize sadece yapabildiği şeyleri gösteriyor. Keşke böyle elim alıp deneyebileceğim bir versiyon olsaydı. Şu anda hepsinde demo görselleri açık. Dostlar, şimdi burada da ilginç bir tasarım var. Aslında gayet retro tasarıma sahip bir buzdolabı görüyoruz. Üzerinde Volkswagen logosu var. Volkswagen Beetle kaputundan esinlenerek tasarlanmış bir buzdolabı. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. Başka retro seçenekler de var tabii ki. Özellikle bu çamaşır makineleri falan çok hoş. Şu anda Türkiye'de satın alabileceğiniz en ucuz Volkswagen logolu şey olabilir. Türkiye'de bulmak mümkün değil tabii ki ama yine de ilginç bir tasarım fikri bence. Evet dostlar, şimdi Hisense'in standındayız ve ürettikleri en iyi televizyonları görüyoruz şu an. Buradaki OLED X gözüme çarptı benim. OLED, Ultra LED demek. Ülkemizde şu anda OLED, QLED, Mini LED'leri görüyoruz. Ama bu OLED panele sahip bir televizyon. Esprisi ne diye soracak olursanız aslında OLED, QLED ve OLED birbirine yakın teknolojiler. Ama OLED, OLED'teki kontrast oranını bize daha canlı renklerle sunuyormuş. Esprisi buymuş. Yani şu anda örnekte de zaten daha çok kontrast ağırlıklı, yani kontrastın yüksek olduğu ve pastel renklerin tercih edildiği örnekler konulmuş bunu göstermek için. Dostlar, şimdi Hisense standında başka bir ürün göstereceğim size. Şu an karşımda 3 tane projeksiyon var. En üst modeline gideyim, C2 Ultra'ya. Dostlar, bu projeksiyon tam 300 inçe kadar görüntü verebiliyor. Bunun için Trichroma isminde bir lazer teknolojisi kullanıyor. 300 inç görüntü verebilirken bunu 3000 ansilümen parlaklıkla yapabiliyor. Aynı zamanda IMAX sertifikası da var projeksiyonda. Yani bunun üstü daha ne olur? Gerçekten bilmiyorum. Ev sinemasını zaten geçtim. Belki de bir açık hava sinemasında dahi kullanılabilecek, orada bile iş görecek bir projeksiyondan bahsediyoruz. Örnek veriyorum, teras gibi bir alanda bir maç izleme deneyimi nasıl olur? Gerçekten merak ediyorum. Siz de fikirlerinizi yazmayı lütfen unutmayın. Evet, şimdi TCL alanına geldik. İlk gördüğümüz kısımlar oyunla ilgili. Şu anda burada birçok insan TCL'in oyuncu monitörlerini deniyor. Mesela bu modele bir bakalım. Şu anda bu arkadaşın denediği model 27 inçlik mini LED monitörmüş. Burada da TCL'in Rainio adında bir artırılmış gerçeklik gözlüğü var. Şu an TCL'in Rainio 2 ARS modelini deneyeceğim. Şöyle bir takayım. Direkt maç geldi, bir dakika kamerayı göremiyorum. Şu anda demo gözlükte Almanya-Macaristan maçı oynuyor. Ha, görüntüde hiçbir dalgalanma, hiçbir sıkıntı yok. Şu kısımdan ses seviyesini, şu kısımdan da görüntünün parlaklığını arttırıp düşürebiliyoruz. Yani şu anda Almanya-Macaristan maçını 120 Hz izliyorum gözlükten. Yani şu anda artırılmış gerçeklik gözlüklerini kullanabilen, erişebilen kişi sayısı oldukça az. Ama ilerleyen zamanda bunların çok yaygınlaşacağını düşünüyorum. Ki şu anda mesela az önce benim de denediğim Rainio Air 2 S modeli oldukça inceydi. Siz de gördünüz yani. Bence yani Apple Vision Pro'ya tasarım bundan dolayı böyle soğuk yaklaşanların veya çekimser yaklaşanların hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Bence böyle bu tarz tasarımlarla yaygınlaşacak bu tarzda gözlükler. Ben asıl şimdi TCL'in o 180 inçlik televizyonunu merak ediyorum. Onu arıyor gözüm. Onu bir bulayım, hemen size göstereyim. Abi.
dakika şunun önünü bir açalım, açayım şunun önünü bir ya. Abi, az önce yanlış duymuşum, 180 değil 163 inçmiş. Şöyle daha düzgün gösterebileceğim bir noktaya geçeyim. Ana kamerayla çekemiyorum, geniş açı aldım. Bu şu anda TCL'in ürettiği en büyük televizyonmuş ve sadece Çin'de satışa çıkıyormuş. Yani 163 inçlik bir mikro LED televizyondan bahsediyoruz. Teknik özellikleri de 22 bit derinliğinde görüntü sunabiliyor. Nanosaniye gecikme hızı yazıyor. Aşırı düşük yansıma sunuyor ve 100 bin saate kadar da görüntü sunuyor bu ekran bize. Siz benim gördüğümün çok çok daha hızını görüyorsunuz ama çok acayip bir deneyim gerçekten. Abi bir saniye, bunun sesini size dinletmem lazım ya. Ya mükemmel değil mi ya? Çok güzelmiş hakikaten. Burada daha çok prodüksiyon markaları var sanırım. DJI standına bakmak istiyorum. DJI ilginç ürünler üreten bir marka. Zaten ya kameralarından, dronlarından veya mikrofonlarından tanıdık geliyordur sizlere de. Aynı zamanda DJI ne alaka diyebilirsiniz ama bisiklet üreticisi. Burada da şu an yeni sanırım elektrikli bisikletleri var. Eğer bisikletlerle ilgiliyseniz bu bisikletler hakkındaki yorumlarınızı da merak ediyorum dostlar. Burada devasa bir drone var gördüğünüz gibi. DJI sadece bizim günlük hayatta kullandığımız veya işte basit çekimlerde kullandığımız dronlar değil. Aynı zamanda endüstriyel veya zirai dronlar da üretiyor. Bu da o dronlardan bir tanesi. Hatta bir saniye. Galiba bunun üzerinde bir termal kamera var. Mesela ben kadraja giriyorum şu anda. Şöyle bir uzaklaşayım. Yani güvenlik amaçlı kullanılabilecek bir drone modeli. DJI Mini 4 Pro ülkemizde çokça tercih ediliyor. O da burada sergileniyor şu anda. Hafif. O da başarılı bir drone. Bir üstüne çıkmak isterseniz Air 3 burada. Bir üst modelle çıkmak isterseniz Mavic 3 Pro da burada yer alıyor. Şu anda bir Lenovo bilgisayara takılı çift ek ekran görüyoruz. Bu bir Lenovo laptop ama MP'nin bu çift monitör desteği laptopu bambaşka bir yere götürüyor. Bunlar dokunmatik mi peki? Onu merak ettim. Yok değil. Bunda var mı? Yok, bu da dokunmatik değil. Böyle. Şu şekilde kullanabiliyoruz. Yani bir kafede çalışırken şöyle bir iki ekran açsam tepkiler nasıl olur gerçekten çok merak ediyorum. Keşke öyle bir deneyim şansım olsa. Ama ilginç bir ürün ya. Bence işe yarar bir ürün yani. Burada tanıdık bir yüz var. İleride Vestel standı var. Vestel bu yıl fuarda büyük bir alanda misafirlerini ağırlıyor. Burada da Hero ürünlerini bize sunuyor. Mesela 100 inçlik bir mini LED televizyonu görüyoruz şu anda. Bu tarafta ise konsept televizyonlar var. Şöyle daha rahat görebileceğimiz bir noktaya geçeyim. Burada mesela 75 inçlik bir QLED görüyoruz. Burada onun farklı ekran boyutları var. Burada ise bir Art TV var. Gördüğünüz gibi çok renkli bir ürün. Tabii şu anda konsept ürünler olduğu için bunları bir mağazada ya da internette bir link bulma, satın alma gibi bir şansımız yok. Mesela Art TV'nin esprisi etrafındaki renklere göre, yani mesela gördüğünüz gibi şuradaki çerçevelerdeki renklere göre bize görüntüler sunması. Bunu yapay zeka ile otomatik olarak yapıyor. Mesela şu an resim değişiyor. Birazdan ekrandaki resim de değişecek. Görelim mesela. Burada IMX Gaming TV'yi görüyoruz. Bu ürün aslında donanımı iyi FPS verecek, iyi bir performans sunacak seviyeye getirilmiş bir televizyon. Bir kasaya ihtiyaç duymadan veya işte televizyonu bir konsola ya da bilgisayara bağlamadan direkt televizyonun kendi donanımından bir oyun deneyimi sunmak üzere geliştirilmiş bir ürün. Şu an burada konsept olarak görüyoruz ama belki de gelecekte bu televizyonlar satışa çıkacak ve bizim de satın alırken ya böyle bir şey varmış deyip düşüneceğimiz televizyonlar olacak. Şimdi daha da farklı bir ürüne bakalım. Burada transparan OLED televizyonu var. Mesela şeffaflaştığı zaman, bilmiyorum yaklaşma şansım var mı ama mesela gördüğünüz gibi burada transparan bir OLED panel var. Bu da şu anda konsept televizyon olarak karşımıza çıktı. Şu anda satışta değil ama gelecekte Vestel tarafında bu tarz televizyonları da belki de göreceğiz. Transparan televizyonun yanında da blok televizyonu görüyoruz. Blok televizyon ne demek? Televizyonumuzu farklı donanımlarla veya farklı ekranlarla güncellememizi sağlayan bir teknoloji. Bu ne demek? Şöyle dostlar, televizyonu mesela Lego parçalarına benzetelim. Diyelim ki televizyonumuz artık kasmaya başladı ve donanımını değiştirmek istiyoruz. Televizyonun sadece donanımının bulunduğu bölgeyi daha güncel bir donanım paneliyle değiştirebiliyoruz. 55 inçli televizyonum, sıkıldım artık 65'e geçmek istiyorum. Sadece ekranı 65 inç olarak değiştirebiliyorum. Ayağı ve içindeki donanımı
aynı kalıyor. Hani sıkıldığımızda veya televizyon eskidiğinde artık atıp yenisini almak değil de sadece parçalarını yenilemek gibi daha sürdürülebilir bir konsepti var markanın. Yani televizyonlarda geleceğe dair konsept ürünleri bu şekilde Vestel'in. Son olarak Vestel standında bizim motiflerimizle işlenmiş, yani Türk motifleriyle işlenmiş beyaz eşyaları da göstereyim size ve diğer standlarla devam edelim. Bu ürünler hem premium hem de stil sahibi ürünler ve yurt dışında çok ilgi göreceğini düşünüyorum. Diğer markalardan da, yani Avrupa markalarının da bazıları bu tarz tasarımlar yapıyor. Ama Vestel'in hani bizim çizgilerimizle, bizim motiflerimizle ürünlerini böyle stil sahibi noktaya getirmesi bence çok hoş. Görmek çok hoşuma gitti diyeyim ve diğer standlara devam edelim. Şurada da ilginç bir şey var. Az önce gördüğümüz humanoid robot arkadaşımızın sanırım daha gelişmiş versiyonu var burada. Deneme şansımız yok. Burada bir vitrin içerisinde sergileniyor ama bu da bayağı fütüristik bir şeye benziyor. Yani tam anlamıyla bizi Star Wars'a götürecek bir humanoid robot var burada. Yani görsel olarak Star Wars'u anımsatıyor. Yani bilgilendirme kısmı da Neura'nın bilişsel insansı robotu 4N1. Yani insan hayatının her alanında destek oluyor tarzında bir bilgilendirme var. Şu an bunlar çok fütüristik duruyor. Veya en azından günlük hayatı etkilemeyecek, belki hani üretim sürecinde pek görmeyeceğimiz bir noktada şu anda çok spesifik yerlerde karşımıza çıkıyor. Ama bu robotlar biz insanların iş gücü maliyetinden daha ucuza üretilebilir bir hale geldiğinde mevzu başlayacak bence. Neyse. Burada ise gördüğünüz gibi bir akıllı gözlük ve NotPin isminde bir zaman kapsülü var. Zaman kapsülü ne demek diye soracak olursanız bu aslında bir not alıcı. Zaten resimde gördüğünüz gibi böyle yakaya takılmış ve gün içinde notlar alıyor. Bizim gün içindeki üretkenliğimizi ve verimliliğimizi arttırdığını iddia ediyor. Yani günlük hayattaki her şeyimizi not alacak, bir şey olduğu zaman bize hatırlatacak. Böyle bir zaman kapsülü. Bence en azından çalışma hayatında bunları aktif bir şekilde göreceğiz yakın gelecekte. IFA'nın 100. yılında 4 günlük müthiş bir maceramız oldu. Fuarı tamamen bitirmemiz, yani baştan sona gezmemiz 4 gün sürdü gerçekten. Aşırı büyük bir fuar alanıydı. Ama burada videonun başında dediğimiz gibi Almanya'da geleceğin teknolojilerini gördük. Yapay zeka tarafında sadece telefon veya yani sadece mobil tarafta ya da bilgisayar tarafında bahsetmiyorum. Artık yapay zekanın tüm ekosistemlerde, tüm ürün kategorilerine yayılacağını gördük bu fuarda. Birçok farklı şirketin yatırımlarını ve ürünlerini gördük. Umarım bu fuarda sizlere gösterdiğimiz ürünler gelecek hakkında size bir fikir vermiştir. Sizler fuarı nasıl buldunuz dostlar? En çok dikkatinizi çeken ürünler nelerdi? Ya da fuarda başka neleri görmek isterdiniz? Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.